Bu eserin orijinal adı Intersection 2. 1992-93 senelerinde inşa edilmiş. Her plaka farklıymış gibi hissetseniz de 4 adet tamamıyla aynı plakadan oluşmakta. Her plaka yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir demir. Plakalar 30 ton ağırlığında ve 15 metre genişliğindeler. Konik şekillerden oluşuyorlar. Koni deyince aklınıza bir vazo ya da lamba geliyor. Bunlardan bir kesit düşünün ve ters çevrildiğini düşünün. İşte bu eser bu şekilde oluşturuldu. Böylece yan yana 3 farklı alan oluşmuş oluyor. Ortada sınırlı bir elips alan ve 2 komşu alan. Bence merkeze doğru yürüyelim. Böylelikle psikolojik olarak bizi nasıl farklı alanlardaymışız gibi hissettiriyor açıklayabilirim. Buraya adım atınca sesin kısıtlı olduğunu hemen anlıyorsunuz. Çok sınırlı bir alandasınız. Kocaman bir şekil üzerinize doğru geliyor. Diğeri ise sizden uzaklaşıyor ve size dengenizi ayarlamanız gerektiğini hissettiriyor. Kendi deneyiminize göre zihninizde farklı çağrışımlar yapabilir. Bunu gemiye, mağaraya ya da baş döndüren bir alana benzetebilirsiniz. Kendinizi gemi balastına benzer ağır bir alanda gibi hissediyorsunuz. Bu merkez alanın sonuna yaklaşırken sola dönüp sizi başladığınız yere götüren koridora girin. Sizden uzaklaşan iki plakanın arasından yürüyeceğiz. Bu plakalar gökyüzüne doğru dışarıya açılıyorlar. Bu kısımda bulunmak daha kolay ve rahat. Yolun sonundaki açıklığı görmeniz sizi daha özgür hale getiriyor. Buradan çıkınca sola dönün ve uzaktaki koridora girin. İç plaka size doğru yöneliyor ve dış plaka da size doğru gelmekte. Ve eser yükseldikçe alan daha da basık hale geliyor. Alanın dikey kaldırma kuvveti çok fazla. Bedenimin hareketine göre yüksekliğe karar verdim. Bazı noktalarda eğer eser çok yüksekse yukarıya bakıyorsunuz ve fiziksel alanı bedeniniz algılayamaz hale geliyor. Bir bina gibi oluyor. Plakaların üzerindeki demir kabuğu hala duruyor. Bozulmaya devam eden gri kabuk zamanla çatlayıp solacak ve tamamen soyulacak. Böylece koyu paslı bir yüzeye kalacak. Bu yüzey 8 yıl daha paslanmaya devam edecek. Bu parçanın kabuğunun hala üzerinde bulunmasının nedeni kapalı alanda saklanmasıydı.